bir sene öncesine kadar birisi gelip seneye yeni Half-Life oyunu çıkacak falan deseydi büyük ihtimalle sadece güler geçerdim. Ama günümüze geldiğimizde ise şaka maka oğlum, yeni Half-Life 13 çıktı lan. Uzun süredir Half-Life 3 olayını sadece meme olarak görmeye başlamıştık. Ama gel gör ki şu an bayağı oyun Steam'de ve alınabilir durumda. Tabi oyunu oynayabilmek için en az 5000 lira değerinde bir VR seti ve bilgisayara sahip olmanız gerekiyor. Küçük detaylar, bunlara çok takılmamak lazım. Asıl konumuza gelmeden önce hani direkt oyunun sonundan bahsedeceğim için bir tık spoiler falan içeriyor olabilir. Haberiniz olsun. Oyunun sonunu özetlemek gerekirse Alex oyunun sonuna doğru Combiner'ın elinde çok güçlü bir silah olduğunu öğreniyor. Daha sonra ise onun bir silah değil Black Mesa kazasından kalan bir kişi olduğunu, yani Gordon Freeman olduğunu öğreniyor. Ve Freeman'ı kurtarmak için mekanı basıyor. Tam kurtardık derken kurtardığı kişinin Freeman değil G-Man olduğunu görüyoruz ki G-Man geliyor ve Alex'e beni kurtardığın için sana bir dilek hakkı veriyorum diyor. Alex Combiner'ın dünyada yok yok sen onu bırak da senin yerine ben seçeyim deyip Alex'i Half-Life 2 Episode 2'nin sonuna ışınlanıyor ve babasının ölümünü gösteriyor. Ve Alex'e bunu durdurma şansı veriyor. Alex de tabii ki bunu kabul edip babasının ölmemesini sağlıyor. Bunun karşılığında ise Alex'i işe alıyor. Direkt işe alıyor. Sonra biz de Half-Life 2 Episode 2'nin olduğu zamana gidip Gordon Freeman'ı kontrol etmeye başlıyoruz. Ve Alex'in babası gelip onu götürürler, onu aldılar, gidip onu bulmalıyız falan filan deyip bize levyemizi veriyor ve oyun bitiyor. Vay be, artık cidden Half-Life 3 geliyor diyebiliyoruz. Büyük ihtimalle Half-Life 3'te de Alex'i kurtarmak için G-Man'i bulmaya falan çalışacağız. O tür bir olaylar olacak diye tahmin ediyorum. Aslında bana sorarsanız böyle bir son yapıp direkt Episode 2'nin sonunu değiştirmeleri bir yandan iyi bir yandan kötü oldu. Kötü yanı Mark Laidlaw, yani Episode 3'ün yazarı, senaryosunu paylaşmıştı zaten ve zamanında eğer oyun çıksaydı onun senaryosundan ilerleyecekti. Bildiğiniz gibi oyun azıcık ucundan iptal edilince senaryo ortada kaldı. Uzun yıllar boyunca Valve oyunu çıkarmayınca da Mark Laidlaw şirketten ayrılıp Episode 3'ün senaryosunu direkt internete yazdı. Şu an geri gelmiş de olabilir yazar, bilmiyorum, ondan emin değilim. Ama o kısımları tam olarak bilmesem de iyi yanı ise Alex'in babası ölmedi. Jimmy'nin çantasının içinde ne olduğunu öğrendik. Sanırım yani öyle. Her neyse oyunun sonu bu kadardı. İşin iyi tarafı Half-Life 3 geliyor. Cidden geliyor. İşin kötü tarafı büyük ihtimalle VR olacak oyun. Onun için en az 5000 lira değerinde bir bilgisayar ve VR... Gordon. She's gone, Gordon. She's gone. Son of a bitch, it has unforeseen consequences. I knew it. When I get my hands on her.